Evet, bugünkü arkadaşlar videomuz şeker bayramına özel. En ucuzdan en pahalıya tüm şekerleri ve çikolataları denediğimiz bir video olacak. Genelde fiyatları benzerdi. Sadece en pahalı bulabildiğimi buldum. Bir de en ucuzla ilgili alamadım onu. Bir mevzu çıktı, olay çıktı, onu anlatacağım. Böyle çimento gibi bir şey. Bitter mi lan bu? Ne of ya, bitter mi? Dişi kırıldı bak. Kaç para o? Lan bu yorucu lan. Bu ne ya? Hiç görmedim markette bile. Harçlık verecek mi? Ne kadar çıkacaksın? Çocukken soruyor muydun ne kadar çıkacaksın diye teyzeye? Hadi. Pantolonla cüzdanımı getir. Şöyle bir şeyle başlıyoruz. Bütün şekerlerin, bütün çikolataların masaya koydum ya. Tamam. Böyle çimento gibi bir şey. Kesinlikle verdiği görsele en ufak bile yakınlığı yok. Hiç güzel değil. Hanginizin fikriydi lan bununla başlamak? Bunun kardeşleri var. Bu var ya, beyaz olan değil. Bu siyah olan var ya, üf üf. Böyle bir şey yok. Bu beyazlar. Bu beyazlar bela bak. Ah. Diş kırmasıyla meşhurdur. İçinde badem var. Bademi çok severim. Çikolatayı çok severim. İkisi bir araya gelmiş. Berbat bir şey olmuş. Nasıl bu kadar güzel olmadı bu? Ben bunu anlamıyorum. Yani ya çocukken bayramda alınırdı şekerler çikolatalar. En son bundan kalırdı böyle. Böyle bunun burasına kadar dolu. Tepeleme böyle şiş koyayım tabii. Full bunu yiyordum. Hiç de mutlu olmuyordum. Ama bu var ya. Çocukken çocuk döversiniz bunu yemek için. Bu. Bitter mi lan bu? Allah kahretsin, yanlış almışım ya. Ya of ya, Betten abi. Diyeti yanlış şeyle bozdum ya, bitter bu ya. Evet. Sen yiyecek misin lan? Ben de yiyeceğim. Tutabilecek misin? Ya Allah kahretsin, kaç para o ya? Gel. Merhabalar. Sandalye anne. Evet. Evet, hoş geldin. Niye bir tane? Dişi kırıldı bak. Duydunuz mu? Bunu götüreyim ben arkaya. Sen bunu götür. Bunun muhabbeti bitti. Bit, şu fakir olanı bir alayım. Oha çüş, ne ara bitti? Yuh oha. Üç kız nasıl bitirdiniz bunu hemen? Başka bir fakir çeyiyle, şekeriyle devam edeceğim şimdi. Üf. Ya bu var ya, felaket bir şey. Bu arkadaşlar, ya bu fakir şeyidir ya bunu. Mis diye isim koymuşlar. Genelde bakma, isimlerine, isimlere dikkat edin. Genelde ters orantılıdır şeyle, ürünle. Pitbull'un Mr. Worldwide demesi gibi kendisine. Yok olmuyor, tamam. Şöyle bir özelliği var, böyle bunu emdikçe bu iyice dişlerinize yapışır. Dişin gacırt gacırt eder. Bu çok kötü, bu çocukluğumun kabusu benim. Ben de bastım ya. Onu biz bir hafta sonra bulup yeriz bu arada. Gel buraya. Geldim. Al. Gerek yok abi. Bir şey yok ki yani şu. Çok abartılı. İlk anda yapıştı. Direkt yapışıyor direkt. Direkt yapıştı. Ben bunları hep burada bekletiyordum. Dişim şu an alçı gibi sıvandı dişim. Dişimin burasında komple şeker var. Ben de şöyle bekletiyordum, o kendi kendine erisin. Kızlara götürürüm. Beğendin mi? Hayır. Beğenmedin değil mi? Aa. Beğenecek misin peki? Ha. Biraz ısırsana bir. O içinde ayrı bir sıvı gibi bir tat çıkıyor. O... Geldi. Onu beğendin mi? Hı-hı. Değil mi? Hı-hı. Bunu da al git. Evet. Sıradaki şekerimiz. Ben. Sıradaki tatlımız arkadaşlar. Bu sefer şeker değil. Bu sefer çikolata. Şu şekilde yine fakirlerden devam ediyoruz. Evet. Bu var ya. Bu kabustur. Bu var ya tuğla gibi bir şeydir arkadaşlar. Bakın şöyle. Ben bundan artık kaç yüz tane yedim hatırlamıyorum yıllar içinde. Buna ve oyun oynardım. Bunu böyle kıvırırdım. Ondan sonra şuradan getirirdim. Ondan sonra bir daha kıvırırdım. Yapamıyordum bu zaten. Çocukken de yapamıyordum. Bu var ya. Yani potansiyeli o kadar fazla olan bir sürü malzeme var içinde. Çikolata var. Ondan sonra süt var. Fabrika kur, tesis yap. Bir sürü insan çalıştır. Reklam yap. Ambalaj ıvır zıvır, sonra bunu yap. Oluyor mu ya? Oluyor mu? Bu ne ya? Ya kapkaranlık bir tadı var yani, bunu nasıl anlatayım, bunu bilmeniz lazım, bunu yaşamanız lazım. Bu ya buz gibi olsa da yalasam belki güzel olacak da. İçeceğim, bu çok güzel bu arada. Hayır. Çok şekerli. Dört kişi beğenmedi, bir tane aç köpek çok bayıldı. Al sen daha ye. Bunu da ye. Bunu da eve götür. Yapıştı her yerime. Ağzımın her yerine yapıştı. Allah'ım sonunda çocukken uyuz olduğum şeyleri açıklayabiliyorum. Ne güzel lan. Sırada bir tane güzel bir şeyle devam edelim. Lokmalı mı bu? Lokumcuk. Lokumcuk diye bir şeyimiz var. Çilekli var, limonlu var, portakallı var. Ondan sonra böğürtlenli var. Bu gerçekten güzel. Bir de ne var? Elmalı. Bu güzel. Bunu seviyorum. Bir tane de sevdiğimiz bir şeyle gidelim dedik. Bakın bu böğürtlenliden mesela bir tane çakalım. 2012-2013 senesinde falan yine bir şeker bayramı. Bunlardan böyle ağzıma kaç tane çıkarım yarışması yapıyordum ben. Böyle bir tane bu. Ondan sonra bu. Şimdi bir tane ya. Bir tane daha bunu lan. Geçmedi, bir tane daha bunu lan.
Baktım daha oluyor. Bunu vurdum. Bir de bunu vurdum. En son aşağı yukarı 20 tane taktım da şu an burada kalmadı. O yüzden sonlamayacağım. Aa! Ben bayılırım buna. O mu? Aa, o mu? Ben de bayılırım. Abi kan şekerim düştü. 2-3 tane şeker atsana. Senin videonu kurguluyor bu arada, o yüzden. Evet. Lan şekerim yükseldi. Şeker videosunda şekerim yükseldi. Sırada kabus gibi bir üründe karşınızdayız. Zaten az aldım kabus gibi diye. Nedir adı? Krem Milk. Abi sakızı severim, çikolatayı severim. Sakızlı çikolatayı sevemiyorum ya. Apartmandaki mutlaka en az iki dairede bulunan bu. Bak deminkinin bembeyazı. Abi çok fena ya bu. Dişimden çıkan ses geliyor mu oraya? Geldi. Lastik. Yapıştı. Ağzımın her yerine yapıştı abi. Her yerine yapıştı. Ya tatlı nedir? Çikolata, şeker nedir? Bunu yediğin süre 20 saniye mesela. 20 saniye boyunca keyif aldım bir anda. Bu ne lan? Lan bu yorucu lan. Terledim ya. Bunu yerken terledim. Böyle tatlı mı olur? Böyle besin, gıda mı olur ya? Berbat bir şey gerçekten. Kötü bir çocukluk hatırası yani bu. Çocukken gitmek istemeyeceğin ev şeyidir. Bu 7 yaşında bir çocuk için ben oraya gitmem çünkü bu var gibi bir şeydir. Şimdi şöyle ağzımız çok şeker oldu. Bu gastronomik de bir şey bu arada bizim kadarıyla. Ya çok şişmansan bilirsin alaylı olarak biliyorsun. Okumadan biliyorum. Ne anlatacaktım lan ben? Bayram Hanım. Aynen neydi o? Şeker bayramı aslında bir günmüş. Biliyor muydunuz bunu? Bir 4-5 gün tatil ya. Bayram bir günmüş normalde. Ama mesela kurban bayramı 4 gün ya. 4 gün civarı bir şey ya. Şeker bayramı bir günmüş sadece. Dinen bir günmüş. Kimse de niye diye sormadan. Hayaletin gibi olmadı değil mi? Ben sordum niye diye ya. Neden? Hazal dedi bir günmüş. Ya, ya niye öyleymiş? Neden? Yani kurbanda kurban kesiliyor. Zaman lazım. Şeker de bir gün diyeymiş. Ya bu tabii bir sitenin beyanı. Böyle olmayabilir ama bir günmüş. Ondan eminiz. Hadi anlat hikayeyi. Hikayeyi bulana kadar bitti zaten bu. Ben de işte hiç şeker toplamaya gitmedim. Vermiyorlardı. Ben de gitmiyordum hani. Bir tane apartman çıkacağım 6. katına kadar. Çıkıyorum 6. kata adam vermiyor şeker. Yok diyor. Ben bir daha çıkar mıyım? Çocuk aklımda zaten şişmanım. 5 lira ver bari onu da vermedi. 5 lira o zaman 5 dolar vermedi adam. Değmez dedi. O yüzden toplamıyordum şeker yani. Bir kere de zillere basıp kaçarken bastım yakalandım. Ensemden çoğ diye vurdular onu da yapmadım. O yüzden çocukluğum böyle itli kopukluk ya da apartman gezme olayı benden hiç yoktu. Annem bir de böbreklerini çalarlar gitme diyordu. Ben çok ciddiye alıyordum o lafı. Çalarlar belli olmaz yani. Çalarlar falan yanımda araba durunca koşarak kaçıyordum. Çocukken çok korkaktım. 5 yaşında akşam ezanı okunacakken hissediyordum. Okunmadan gidiyordum ben. Ölürüz a**ım diye. Bak çocukluk korkularım çok netti. Ölürüm. Ölmekten çok korkuyordum. Araba geliyor uzaktan öleceğim a**tir. Hemen uzaklaşıyordum arabadan. Var mı başka anlatmak istediğin travman? Yoksa şeker yemeye dönelim mi? Var da yiyelim şeker. Canım çekti benim. Daha değil. Hayır indir yere. Ne zaman? Daha değil. Sonra. Kahretsin. Bunu mu yiyeceğiz şimdi bu varken ya? Şimdi arkadaşlar önümde görmüş olduğunuz Şoko Piramit. Hatırlamıyorum. Bir ısırayım bakayım tadına bu nasıl bir şeymiş. Bu nasıl biliyor musun? Kötü. Bu kötü. Ben bunu nasıl diyeyim sana? Böyle eski gibi eski. Abi bak. Choco Prince paketini düşünün. Onu böyle neydi lan blender'da karıştırın. Biraz süt su koyun bu. Kötü ama bu. Bu gence tutuyor. Geliyor. Gelsin. Ya bu var ya. Bu çok güzel bir şey ya. Buna ben bayılıyorum. Buna bayılıyorum ya. Bu çok güzel ama bundan çok azalmışım abi. Niye bu kadar azalmışım? Çok hızlı yiyelim arkadaşlar bunu. Bu çok güzel. Ama... Bu da yorar ağzı. Bayağı bir yorar. Ama çok güzel yorar. Çok lezzetli yorar. Değer yani. Bu... Değiyor. Heh. Öteki o sakızlı gibi olan bembeyaz vardı ya onun gibi değil. Bu gerçekten çok güzel yoruyor. Yakala. Yakala. Bununla. Güzel bir şey bu ya. Of. Bakayım çenem kırıldı. Of. İşte bu be. İşte bu ya. Lan! Yavaş! Hayır yavaş! Eziliyor! Eziliyor! Allah'ım ecek olsun. Kaldın mı orada? Bok gibi kaldın mı orada? Bu ne ya? Bu nasıl bir yamyamlık? Ya bu kadar da güzel değil ya. Güzel ama yani. Kilosu 170 lira. Yo 120'yi aldık. Uf. Of! Şekil ya.
Bu ne ya? Çocukken yiyemiyordum bunlardan. Az yiyebiliyordum. Çok pahalıydı. Çocukken de çok pahalıydı. Antep ıslıklısı vardı. O daha pahalıydı. Onu görmedim bile. Hiç görmedim markette bile. Güzel değilmiş bunlar. Ben bunları geri getirdim. Ne? Güzel değil mi? Karıştırmışız. Bu güzel değil mi? Ne lan güzel? Bu güzel değilse. Güzel de o kadar güzel değil. O kadar güzel olan bu değilse ne ya? Ye bakayım bir tane. Onu tam atarsın bir kere. Öyle yarım yamalık olmaz. Onu. İnsanlar görsün antep fıstıksız aldığını diye böyle yaptım. Doğru söylüyorum. Beğenmedim ben bunu. Neyini beğenmedin abi bunu tam olarak? Çöpü yere atıyoruz. Çok çikolatalı. Evet. O yüzden güzel zaten. Beğenmedim. O kadar çok çikolatalı ki çok çikolatalı diyemeyeceğin kadar çok çikolatalı. Sadece çikolatalı. O zaman direkt insanların ağzına çikolata sıkardık. Ben bayılırım zaten öyle. Çok güzel bir şey ki ağzına çikolata sıkmak. Çubuk vardı. Çikolata çubuğu. O güzeldi. Harçlık verecek misin? Tut önce. Elim havada kalmasın. Harçlık verecek misin? Harçlık mı istiyorsun? Harçlık istiyorum. Sen benden bir yaş büyüksün. Ne kadar çıkacaksın? Çocukken soruyor muydun ne kadar çıkacaksın diye teyzeye? Amcaya soruyor muydun? Böyle mi hocam? Dur bir ağzımdakini bitireyim de şimdi. Harçlık istiyorsan hocam bu işin... Harçlık istiyorsan adettir. Hele alnına koyman lazım. Tamam. Ben de hiç öptürmedim elimi bilmiyorum. Öpeceğim. Ama ne kadar vereceksin? Bozuk bir şeyden madeni para kabul etmiyoruz. Baba, kendi riskin. Bir dakika, Allah kabul etsin. Öyle düşün, öptün. Ben öyle öpüyorum. Bence de normaldir. Nasıl öpmesi lazım? Düzgün oldu mu? Para. İki kere mi harçlık vereceğim şimdi? Evet, hadi. Pantolonundan cüzdanımı getir. Pantolon arka cebinde. Bu ciddi miydi? Pantolon arka cebinde. Sen programı donla mı sunuyorsun? Nerede lan pantolon? Orada bak pantolonlar askılıkta. Oğlum pantolon olduğuna emin misin bak? Paltodur o. Montur lan bak, şuraya bakar mısın kızım bak cüzdan pantolon bak. Pantolon değildir. Diktiriyorum. Yemin ederim para yok. Kimliğini ver sonra bana şey... Ben kart bilgilerini aklıma tutarım yalnız. Tutarsın da telefonu onay geliyor. Yok. Telefon onu, bazı yanında... siteler var onlarda onaysız yapıyorsun. Olmuyor ben yeni dolandırıldığım için... Ben sen 2 milyon dolandırılan sen miydin? Aynen 2 milyon, milyon dolandırılmak üzere olduğum için olmuyor bende. Cash istiyorum lütfen. Bozuk var. O da çok az var. Anahtar vereyim, dükkan vereyim, üstüne dükkan yapayım. Hayır. Oğlum o kadar elektrik vermen lazım. Bir 5 lira onlara verin de vereyim. Sen takipçilerine böyle mi gözükmek istiyorsun? Çok doğru al çikolata ver. Bir sürü çikolata ver. Onu elinmeden de yiyordum ya zaten. Ya bu parayla galiba en son şeker aldım ben. Gerçekten mi yok? Vallahi yok ya. Var mı 10 lira bir şey? Hiç mi nakit yok sende de? Abi yemin ederim yok. Ya İBAN ver su. Ver İBAN ver ya. Telefonum versenize. Sana şimdi İBAN'ımı direkt gönderiyorum WhatsApp'tan. Fotoğrafını atsana. Screenshot at. Eziyet çeksin. Hayır. Hayır. Yolladım arkadaşlar harçlık. Ne kadar yollamış? Ekran görüntüsü. Söylenmez. Atacağım sana sen oraya koyarsın. Söylenmez. Cebe konulur biter o. Söyle harçlık söylenmez. Ben seni rencide edeceğim bir rakam. Ben görebilirim. Harçlık söylenmez. Takipçilerini çok mutlu edecek bir rakam yollamış. Bana hepinizin yerine o parayla bugün yemek yiyeceğim. Teşekkür kaç, ederim. Kaç para attım ben sana yanlışlıkla? 2-0 fazla koydunuz. Ne diyorsun sen ya? Kaç para? Kaç para geldi? Bu benim hayatımda ilk verdiğim harçlık. Daha önce hiç para vermedim ya. Hiç şey yapmadım geri yani. Vallahi bir akşama falan. İçim vuruldu ben. Vallahi yıkıldım şu an 14 lira gitti. Yani evet şeker bu şekilde. Çikolata bu şekilde. Son derece muazzam, lezzetli, çok güzel. Ben çok seviyorum. Çocukluğumdan beri çok severim. Sevmeye de devam edeceğim ama şöyle bir şey oldu. İçim bayıldı. Ye bundan içim bayıldı. Bu ne lan biz bunu demin yemedik mi? Bu farklı marka mı? Bu pahalı mı? Elegan yazıyor üzerinde. İşte. Bakayım. Evet. Al, evet. Gönder, ver. Bu kalite. Miyin, konuşma. Alın bunu. Şekli güzel, şekli bambaşka, bambaşka. Bu var ya, şuna bak, şuna bak, bak, bak. Üf. Çok güzel bir şey. Ramazan bayramı ya bu. Ramazan bayramına neden şeker bayramı deniliyor? Al sana müthiş bir felsefik soru. Böyle saçma şey mi olur? Neden şeker bayramı deniliyor? Şeker bayramı değil bu. Bu bayram bulunduğunda şeker yok daha dünyada. Tatlı yok. Yani şeker yok. Bu gibi şekerler yok. Neden şeker bayramı deniliyor? Böyle bir soru. Ben çocukluğumdan beri düşünürdüm. Bir şey söyleyeceğim. Şeker bayramı denmiyor.
Heh. Bayramın adı şey. Ramazan bayramı bu bayramı. Ramazan bayramıdır bu. Şeker aynen. Bayramı bizim muhtemelen Türklerin uydurduğu. Kendi aramızda bir şey demiş. Oradan gelen bir şey şeker bayramı. Ramazan'da çocuklara şeker vere vere şeker bayramında dönülmüş gibisinden bir iddia var. Aksini iddia eden bütün teorileri yorumlar kısmında bekliyorum arkadaşlar. Bakalım nedenmiş. Bizim internette bulamadığımız bilgi varsa alırız, kabul ederiz yani. Limonata bonbon şeker. Abi bu öyle çok inanılmaz güzel bir şey değil. Sadece ooo burası tırtıklı. Ben bunu hatırlar gibiyim. Aa, dur. Ben bunu severim. Bunun küçükleri daha güzeldir ama. Bu güzel. Bu güzel. Bu yenir. Ama bu böyle yemeği yedin. Tatlını yedin. Çay kahve artık vuruldu. Sonra işte ailecek oturuluyor böyle. Arada bir atıp muhabbet ederken ağza atmalık böyle 20 dakika döndüreceğim bunu ağzında. Bunu çiğnemeyeceğim. İlk baştakiler gibi değil. Bu çiğnesen de güzel ama bu böyle ağızda bir buraya bir oraya dönecek. Bayram temizliği. Ne düşünüyorsunuz bayram temizliği hakkında? Ekstra bir şey olması gerektiğini düşünmüyorum. Tantana diyorsun. Ha, gerek yok yani. Şu an aileler yaşlılar dışında kimseyi ziyarete gitmiyor. Ben daha çevremde duymadım ki bizim kuzenler de bayramda bize geliyormuş. Hiç öyle bir şey duymadım. O yüzden bayram temizliği de yavaş yavaş tarihte kalacakmış gibi geliyor bana. Benim teorim bu. Evet arkadaşlar yorulduk biraz. Oo bu güzel. Bu çok güzel. Sıradaki şekerleri hızlı vuracağız. Bu var ya hanım. Ama bu çok iyi. Bu çok başka. Bu çok iyi, ver bundan. Bu iyi, uf bak. Vur bundan. Oo, oh, bu güzel. Ben buna bayılırım. Ah, ah. Oh. Oh. Bu şilekle. Aa, bunların hepsi benim ağzım çok yoruyor ya. Çok yoruyor. Çok yoruyor ama çok güzel. Ama hep aynı yorgunluğu yapıyor ya. Bu yediklerimizin bu arada arkadaşlar Ece hariç bir de ilk baştaki o yeşille siyah toplar hariç hepsi 50 lira kilosu. O yüzden böyle azar azar alındı. Bunların hepsi 50 lira. Ne bu? Bu da deminkinin karamellisi değil mi? Aynen karamel oramalı deminkinin şeyi. Al kızımı. Kızım önüne bak. Önüne bak kızım. Önünüze bak. Ben de sevmiyorum. Hiç denemedi bile ya. Tenezzül etti. Deminkinin karamellisi arkadaşlar. Üzerine çok konuşacak bir şey. Artık pahalılara geçelim ya. Vallahi pahalılara geçelim. Ne kaldı ucuzlardan ne kaldı? Ya bunlar da vardı artık hiç içim almıyor biliyor musun bunları da. Hiç canım çekmiyor artık bunları yani. Bu ne biliyor musun? Portakallı bu. Bunları açıyorsun bunu. Önünde bir tane var onun çakması bu. Aha onu yiyecektim. Yutabilsem. Oğuzhan'cım gel. Arkadaşlar küçük şeker alacaktık. En ucuz şeker değil mi? Gel çek sandalyeyi. En ucuz şeker olarak en küçük şekeri alacaktık. Hatırlıyorsun. Neyle yuvarlak karşılaştık ya? Esnaf ben böyle bir kötü esnaf hayatımda görmedim. Abi. Ya, hayal edebilirler böyle küçük. Bunlar istediğin kadar avuçla alabiliyorsun böyle. Evet. Standart. Biz de küçük poşet istedik. Ya yani tek tek poşet istedik ki hepsini ayrı ayrı koyalım. Sizi izlerken kafanız karışmasın diye. İlk başta çalışan abi ne güzeldi. Efendi gibi veriyor. Alın abim işte. Çocuklar video çekecekmiş. Destek olalım. Yardımcı aynen olalım. Firma sahibi geldi galiba. Sen niye hepsini aynı poşete koymuyorsun? Niye çocuklara poşet veriyorsun? Dua edin ben yoktum. Lan paramıza rezil olduk bugün ya. Dua edin. Ne yapacaktın lan? Millet şeker yer. Ağzı tatlanır. Bizim ağzımızın tadı kaçtı. Ya bir insan. Bu kadar hayatımda kötü esnaf olunur mu ya? Ya. Hayır ters yapacağım. Video çekeceğiz bugün. Çekmemiz gerekiyor. Bu zaten dışarı çıktı. Bin bir ağız yapıyor abi. Böyle bir şey olamaz lan. Müşteriyiz lan biz orada. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Aa! Duygularımı ifade edemiyorum ya. Terbiyesizlik ya. İstediğim kadar alırım. Ben bundan ama 2 kilo almak zorunda mıyım lan senin keyfin yerinde olsun diye? Kanka, ya da bundan 500 gram mı almak zorundayım? Parasını veriyoruz zaten. Evet. Bize dese ki ambalaj pahalı. Parasını verin dese zaten biz veririz. 3-5 lira altında değiliz. Evet. Orada da ima ettik. Evet 10 lira daha verelim ya. İlla. Adam kendine hakaret olarak algıladı resmen bizim az şeker almamızı. Arkadaşım bizim bundan 5 taneye, bundan 10 taneye, bundan 7 taneye ihtiyacımız varsa neden vermiyorsun ya? Neden bize laf yapıyorsun? Dua edin ben yoktum diyor. Niye dua ediyoruz lan? Başka şekerci mi yok lan? Firmanın ismini versek mi lan? Çok tadımı kaçırdı o yüzden ya. Ay, ayıp ama ya. Hadi iyi video görüşürüz falan. Bunlar mı? Bunları o adamlara aldık. Alma onları. Bunlar da güzel değilmiş bu arada. Onu da net belirteyim yani. Evet. Gerçek bir anneanne çikolatası ama anneanne kaliteli anneanne çikolatası. Anneannelere aşağı yukarı 4 yılda bir gelir bu, bir akraba getirir, bir tanıdık getirir. Ulan burada bunun açma yeri varmış. Senin de gözünün önünde dur desene. Çok komik. Ondan dolayı bıraktım. Ben açacağım ya. Aha! Bu ne kadar az bir şeymiş lan. Bu eskiden çok fazla değil miydi? Eskiden doluydu oğlum bunlar. Evet. Altında var mı bir tane daha? Var. Bir tane var ama bir daha. Bir tane var. Başka yok. Çiçekler var şu şekilde. Sütlü çikolata bence bu. Ben bunu beğendim. Murat bize. Bravo. Bu çok güzel. Al canım. Bu güzel hocam. Bu kalite. Beğendin mi? Beğendim. Beğeneceğim tabii. 40 lira bu. Beğeneceksin tabii. Ne? 40 lira bu. Bu güzel. Bu ürün kalite. En pahalıya geliyorum.
Geliyorum. Gel. Geldim. Geldin. 99 lira 98 kuruşluk en pahalı çikolatamız. Kesin vardır, daha pahalı da ben bulamadım arkadaşlar. Bir de bir tane buldum, 529 lira vazgeçtim. Olmaz, videodan gelmiyor o kadar para. Değmez yani, öyle bir masraf olmaz. Biz hayır işimi yapıyoruz burada. Nasıl açılıyor bu? Beyefendi abi bu da ah. Ne yazıyor? Çikolata festivali. Burası çıkıyormuş. Vay 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 vay, altın kaplama bak. Vaş. Fukara topluluğu tam. Vaa. Bak. Biz yedik de. Hocam şurada bir tane sütlü var galiba. Bu bitter ya. Bu sütlü. Of. Oha, bir kilo çikolata aktı lan. Çikolata aktı. Tabii içi de şey muazzam. Bu fena. Bu 99 lira 98 kuruş. 1 2 3 4 5 4 1 2 3 4 5. 20 tanesi 99 lira 80 kuruşmuş. Gayet iyi, hak ediyor parayı. Tanesi kaç para? 100 bölü 20. 5 lira bir tanesi. Çok ağır. Ya bir tane yiyeceksin, yanına da kahve içeceksin. Ama gerin 2-3 tane yiyebilirsin. Kahve de sade ama. Aynen. Şimdi kahve, biz kahvenin yanında bu. Videonun başında yedik ya 55 şeker. O yüzden ağır geliyor. İlk bunu tek atsak uf. Uf. Abi çok şeker yedik vallahi, kraker. Krakersiz gitmiyor. Eve koşarak gidersen artık. Bu gerçekten çok güzel. Bitleri hiç yemeyeceğim bile. Bu videonun arkadaşlar burada sonuna geliyoruz. Başka bir şeker bayramında başka yeni şeker olmayacağı için başka şeker videosu büyük ihtimalle olmaz. Hadi gittim o zaman.